Siz sporculuğu olarak nasıl yorumluyorsunuz? Mesela dün sosyal medyada Cedi'nin performansı çok eleştirildi. Yani sosyal medyada diyorum, etkileşim aldığı için, daha doğrusu geri dönüşümü fazla olduğu için, kamuoyu hemen oluştuğu için söylüyorum. Mesela siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hep şey denir, bir bardağı taşıran ilk damla ile son damla aynıdır. O yüzden son saniyede kim hata yapıyorsa sanki böyle hep o suçluymuş gibi, kurban oymuş gibi. Yani Cedi'nin performansı da turnuva boyunca eleştirilebilir, onu kabul ediyorum ama siz bir sporcu olarak nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Yani bir kere bence takım sporlarında özellikle bir kurban bir suçlu aramak çok saçma. Yani Ama yapıyoruz bunu, aynen değil mi? evet yapılıyor maalesef. Mesela kazandığında takım belki o an takımı aslında kazandıran en çok sayı alan en çok sayı üreten herhangi bir branştan bahsediyorum biri vardır ama o kazandı demiyorsunuz. Yine takım kazandı. Kaybedildiğinde de bence bir kişinin üzerine atılması çok saçma. Bir de şey de çok önemli yani insanların biraz empati kurabilmesi lazım. Keza çok zor yine aslında baktığımızda aynı sosyal medyada aldığımız yorumlar gibi konuya denk geliyor. Aynı şeye denk geliyor. Çünkü bizim belki o mesela son saniyede atılan basketbolda bir üçlük ya da bizim 24-24'te 25-25'te o sırada topa vuracak kişi. Yani o topa vurabilmek için o 25. sayıda ya da son saniyede o üçlüğü atabilmek için o kadar çok tekrar yapıyoruz, o kadar çok çalışıyoruz ki biz. Yani bunu insanlar orayı bilmiyor yani. Bizim ne kadar sadece televizyonda görünen maçın o kısmını görüyorlar. Perde arkasını bilmiyorlar, empati de kuramıyorlar doğal olarak. Bir de şu da lazım, biz de insanız ve bazen gerçekten sporda yani kriz yönetimi, stres yönetimi de çok önemli. Bazen stresimizin altından kalkamadığımız zamanlar da oluyor. Çünkü dediğiniz gibi milli takım özellikle milli takım formasıylasınız o an. Çok kritik, sayılar yakın olabiliyor yani. Yani insanız dediğim gibi. Yani o anda bir şeyin olmamasının sebebinde kötü niyet, art niyet aramamak lazım bence. Yani sonuçta onun da içinde belki de tabii ki de yoktur öyle bir düşünce. Hani niye art niyetle çıksın ki? Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama benim şeyim bu. Yani bir de insan yorum yapan kesim açısından mesela kendi başıma ben dünkü maçı izleyemedim. O yüzden hani dünkü maçın nezdinde yorum yapamam ama kendi oynadığım maçlardan yola çıkarak mesela bazen bir maçtan çıkıyorum. %60 ile %70 ile manşet almışım. Ve bu ciddi iyi bir orandır manşet istatistiği için. Mesela sosyal medyaya girdiğimde Twitter'da şey görüyorum. Gizem Örgü'de bir tane manşet alacak mı? Eyvah. Büyük ihtimalle maç boyunca iki hata yapmışım. Televizyonu açtığında zap yaparken benim o hatama denk gelmiş gibi bir şey oldu. Gerçekten oluyor. Çünkü hani mesela bazen öyle maçlar oluyor ki nasıl ya? Bir tane de manşet alacak mı derken diyesim geliyor böyle. Hani karşımda olsa öyle söylerim yani. Nerenle izledim maçı demek istiyorum. Ama işte dediğim gibi herkes o kadar kendinde yorum yapma hakkı görüyor ki ya da hani o kadar dikkatli izlemiyor. Bir şeyle ilgilenirken bakıyor, ay bu kız da bir tane manşet alamıyor ki ya deyip belki sohbetine devam ediyor anda. Onlar için o siz de kadar çok maruz kalıyorsunuz değil mi basit bir bunlara? yer olduğu için çok ciddiye alamıyorum açıkçası. Yani ben yaptığım işin farkındayım. Artık profesyonel seviyedeyiz. Aslı da öyledir ve hani diğer takım arkadaşlarımız ve diğer takımdaki kızlar da tabii ki kötü oynadığımız dönemlerin ve kötü oynamamızın sebeplerinin bazen hani çok tekrar yapmak, evet her gün çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Onun dışında bunun hastalığı var. Evet. Yorgunluğu var. Yani birçok sıkıntıyla uğraştığımız dönem oluyor ve üst üste çok fazla maç yapıyoruz. Hiç kolay bir durum değil. Evet. Ben playoff serisinde gerçekten bir ara tükenmişlik sendromuna böyle şeyim yani çok istiyorum. Ama yani nasıl adapte olacağımı bir anda kaybolduğumu hissettiğim bir an oldu mesela Türkiye Kupası oynarken. Çünkü üst üste Şampiyonlar Ligi, aynı enerjiyi ver, maksimumu ver. O kadar zor bir şey ki gerçekten sürekli aynı tempoda, aynı hırsta, aynı performansta oynamak ve orada kalabilmek. Motivasyonu sürekli yüksek tutmak çok zor, değil mi? Odaklanmak. Evet, odaklanma gerçekten bir kısa bir dönem finaller başladığında bir odaklanma problemi yaşadığım bir dönem oldu. Sonra tabii ki hani bunu tecrübenle ve yani sonuçta profesyonelsin. Bir şekilde bunun artık üstesinden gelebiliyorsun. Öyle hayatıma devam ettim ama hiç kolay bir süreç olmuyor aslında sporcular için. Bireysel olarak destek alıyor musunuz bununla ilgili? Ya ben mesela hala etkileniyorum. Kaç yaşına geldim, kaç yıldır ekrandayım. Yani kitle kültürünün bir parçasıyım. Olabildiğince her şeye dikkat ediyorum.
örnek vereyim. Dün işte yayında Icardi, Mata diyeceğimi Icardi demişim. İşte bir sosyal medya fenomenini işte benzeteceğim. Mata'ya benziyor. Yanlışlıkla Icardi demişim. Aman Allah'ım, sosyal medyada ne futbolu bilmediğim kalmış, ne işte böyle şey kalmış. Ya kaç yıldır televizyonda, kaç yıldır sektörün içindeyiz. Tek bir an. O yayılmış mesela. Ya ben böyleysem sporcuları hiç düşünemiyorum diyorum. Çünkü dediğin üzere sporcular da linçlenmeye o kadar müsait ki, zaten futbolda oluyor bu ama voleybolda bile olduğuna göre, değil mi? Sosyal medya kullanımınız nasıl? Seviyor musunuz? Benim aktif. Aktif mi? Ben seviyorum. Etkileşimde olmayı seviyorum. Ya bazen kötü yorum yaptıklarında da cevap veriyorum. Güzel. Yani mesela beni destekleyen kitle de, hani beni çok seven ve destekleyen kitle de, işte takılma bunlara, neden kafana takıyorsun? Bana da diyorlar ama takmamak mümkün değil ki. Yok, ben takmıyorum. Takmıyor musun? Sizin, sen başarmışsın. Ben şey diyorum, yani sizin her şeye yorum yapma hakkınız vardı, benim yok mu? Hı-hı. Arada bir yorum yapıyorum sadece, yani fikrimi söylüyorum. Bu cevap verdiğim her şeyi Allah'ım ne demişler diye ben saatlerce bunu düşünmüyorum. Hatta çoğu zaman gülüyorum, hı-hı, ve sadece cevap veriyorum. Çünkü onlar kendilerinde her şeye, sanki karşılarında insan yok, robot varmışçasına açıkça fikirlerini söyleyebiliyorken, benim de bir fikrim var ve aslında benim için konuşuyorsa ben de buradayım. Görüyorum bunu. Yo, vermek istiyorum bazen. Ben bundan eğleniyorum aslında. Sadece iyi yorum değil. Tam çok destekleyen var, hı-hı, ve sevildiğimi, değer gördüğümü çok hissettiğim bir yerdeyim Fenerbahçe'de. O yüzden çok mutluyum ama tabii ki anti yorumlar da çok fazla oluyor ve ben bunun aslında keyfini çıkartıyorum. Sen mi kullanıyorsun? Ben kullanıyorum. Bir yere verdin mi? Çünkü bazı sporcular bir markayla demeyeyim de birileriyle anlaşıyorlar ve daha profesyonel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Profesyonelce buluyorum ama biraz böyle samimiyetten uzak gibi de geliyor. Yani kendi cümleleriyle bir şey yazması, o grafik tasarım olmadan kendi paylaşımını yapması daha böyle samimi geliyor. Evet, evet. Voleybolcularda da var mı bu? Böyle bir ajans demek istemiyorum ama bir böyle asistan tutup her şeyi profesyonel bir grafiğe oturtmak. Var, düşündü Aslı var şu anda. Evet evet, var. Bunu. Ama aslında birebir, yani aslında sporcular yine kendi kullanıyor ama bazı dönemlerde ya da bazı işte markalarla alakalı, durumla alakalı destek alınıyor, evet, diyebilirim. Hı hı. Ya da bazen mesela içerik üretmede yardımcı oluyorlar falan. Ama genelde hepsi kendi kullanıyor. Yani şey yok, tamamen ona... Takviye gibi. Evet. Böyle maç günü grafikler oluşturuluyor. Aynen. İşte bugün maç günü, işte maç, evet, görüntüsü. Mesela bilmiyorum, ben biraz daha doğallıktan yanayım. Elbette profesyonel alanlarınız olmalı ama yani maça geliyor musunuz tweet'i ya da maça geliyor musunuz görseli, o anda paylaşılan bir şey daha samimi, daha gerçekçi geliyor. Ya da soyunma odası sizlere hikaye atıyoruz. Maç günü. Oluyor mu öyle şeyler? Bunları da paylaşıyoruz. Yani maça gittiğimiz zaman kendimizi çektiğimiz ya da video attığımız oluyor.